SEO uzmanı olmamak için 5 neden. 1. Algoritma değişiklikleri. SEO işi muhteviyatındaki baskın stres yüzünden nice koç yiğitleri Niloya gibi çırım çırım ağlatmış, nice pamuk prensesleri Hamza abi gibi galiz galiz sövdürmüştür. Çünkü Google hazretleri sürekli algoritma değiştirmekte, sağ gösterip sol vurmakta, gıdıklarmış gibi yapıp ağzımızın ortasına tekmeyi basmaktadır. Bazen SEO uzmanları olarak o kadar manevi boşluğa düştük ve tutunacak bir şeyler aradık ki aramızdan SEO hocaları bile çıktı. Onlara zaman zaman "Hocam, hacking caiz midir?" gibi sorular sorduk. Onlardan da "Caiz değildir fakat yine de Google'la SEO hocanızla kimse giremez, ben tövbe karışmam" gibi yuvarlak köşeli cevaplar aldık. Gerçeği ararken nofollow backlink alanın iki yakası bir araya gelmez. Anchor link'te sürekli aynı kelimeyi kullananın çocuğu limon kafalı olur. Sandbox cezası yersek orucumuz bozulur gibi hurafeler üretmeye ve gerçeklerden daha da uzaklaşmaya başladık. 2. Terimsel karmaşa. SEO terim olarak da ülkemizde başlı başına bir sorundur. Çoğu zaman genel müdür anlamındaki İngilizce CEO kelimesiyle karıştırılmaktadır. Mesela "Oğlum adam koskoca şirketin CEO'su yani." Ya da "Hala benim şu CEO'yu halletmedin abi ya." gibi yanlış biçimde kullanılmaktadır. Bilmeyenler için SEO, Search Engine Optimization teriminin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bazı arkadaşların iddialarının aksine bu terimin Türkçesi arama motoru optimizasyonu değildir. Çünkü optimizasyon olsaydı yerimizde duramazdık. Tam olarak Türkçesi arama motoru uyumlandırmasıdır. Aslında Türkçe tanımını ve kısaltmasını kullansak bu karışıklığın önüne geçebiliriz. Örneğin Search Engine Optimization teriminin baş harfleri SEO ise arama motoru uyumlandırması teriminin baş harfleri de AMO olur. Yani SEO'cu yerine AMO'cu denilebilir. Neyse biz en iyisi yine SEO demeye devam edelim. İyi iyi SEO iyidir. 3. Aşırı rekabetçi ortam. SEO'cunun yegane işi diğer SEO'cularla rekabet etmektir. Fakat çoğunlukla SEO rekabetini kişiselleştirip "Çık dışarı abicim bir şey konuşacağım" seviyesine, hatta "Kimden ötürü" seviyesine getirdik. Dijitalde birbirimizi kim besledik, beddua ettik, yerli ve milli meşe odunuyla daldık. Rekabeti yüksek anahtar kelimeleri ilk sayfaya getireceğiz diye isilik çıkarırken nadiren karşımıza çıkan düşük rekabet düzeyli anahtar kelimelerle hayata tutulduk. Örneğin piyasaya yeni giren bir zeytinyağı şirketinin web sitesini zeytinyağı kelimesinde ilk sıraya getirmiştik. Çok kolaydı çünkü anahtar kelime zeytinyağı gibi üste çıkmıştı. 4. SEO'nun öneminin müşterilerce anlaşılmaması. Müşteriye yaptığımız işin önemini bir türlü anlatamadık. Bu kulaklar neler duydu neler. "Ya 2000 katacaksınız zaten, bu kadar para istenir mi ya?" dediler. "Siteyi yapınca zaten kendi kendine ilk sıraya geliyor" dediler. "Bırak bırak bırak, ben yaparım" dediler. "Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız" dediler. Sonunda da ağlayarak geri döndüler. İşte asıl fiyatı o zaman gördüler. Ayrıca her 9 kişiden 10'u web site tasarımına SEO çalışmasının da dahil olduğu yanılgısı içindedir. "Şimdi siz bu siteyi yapınca bu siteyle ilk sırada olacağız değil mi?" diye sorarlar. "Elbette olacaksınız, elbette. Hatta yanında 5 kiloluk lahana turşusu, 10 kiloluk pilavlık bulgur ve 2 tane Kayseri sucuğu da veriyoruz. Hizmette sınır yok." SEO için uzun vadeli bütçe ayıran, sabreden ve faydasına inanan vizyon sahibi şirketler, karlarını ve marka bilinirliklerini arttırıp büyürken, işi bedavaya getirmeye çalışan şirketler mahalle bakkalına veresiye yazdırır hale geldiler. Acıdık mı? Hayır. Ne demişler? "Acıma vizyonsuz şirkete." 5. Parayı hamuduyla götürdüğümüzün zannedilmesi. Müşterilerin bir başka en büyük yanılgısı da SEO uzmanlarının aldığı paranın komple kar olduğunu düşünmeleridir. Çünkü biz backlinkleri Trustflow Baba türbesinden ücretsiz alıyoruz. Vergi ödemiyoruz. Analizi Abaküs'le yapıyoruz. Paravan bloklara eşten dosttan ödünç alıyoruz. SEO uyumlu makaleleri bodrum kata zincirleyip günde sadece bir kere kuru ekmek verdiğimiz ve sürekli kırbaçladığımız kölelere yazdırıyoruz. Vay bizi kapitalistler vay. Dilimiz imanımız para olmuş. Ne bu zengine karşı nefret, bu ayrımcılık, bu çekememezlik. Arama motoru uyumlandırması işinin zorluklarına, değerinin anlaşılamamasına ve az kazanç sağlamasına rağmen severek yapıyoruz. Google tüm arama sonuçlarını tamamen paralı hale getirene ve borcunu ödemeyenlerin mekanlarını basıp topuklarına sıkmaya başlayana kadar bu işi yapmaya devam edeceğiz. Son sözüm SEO uzmanı dostlarıma. Hepimiz kardeşiz. Sert rekabet, savaş işimizin doğasında var. Çünkü dijitalde şirketler rekabet etmez, SEO'cular rekabet eder. Fakat birbirimizi de fazla yıpratmayalım. Biraz sizin siteyi üstüne alalım, biraz da bizimkini. Anlaşalım yani. Barış ve kardeşlik içinde çalışalım. 3. SEO savaşı neyle olacak bilmiyorum ama 4. SEO savaşı pijama askerler kapaklı spiralli çizgili metot defterleri ve kurşun kalemlerle olacak.
İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın.